Biz yeni yeni alışıyoruz. Aslına bakarsanız hani bizim ülkemizin iklimi değil bu kadar aşırı sıcaklar. Yurt dışına çıkanlar daha iyi bilirler. Onlar gündüz asla dışarı çıkmaz. Gece daha çok aktif olurlar. Biz de yavaş yavaş bunları alışmaya çalışıyoruz. Ama bir de beslenme şeklimizi de buna göre ayarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, çok fazla akşam saatlerinde yemek yemeyi önermezsiniz ama nasıl olmalı saatleri artık? Bunda da şöyle, dediğiniz gibi yani dünyada artık bir küresel ısınma var. Yani iklimler eskisi gibi değil ve daha sıcak ve kurak mevsimler geçiriyoruz. Mevsim geçişlerinin olmadığı, daha böyle direkt kıştan yaza, yazdan kışa geçişlerin olduğu şeyler, günler yaşıyoruz. Burada özellikle su tüketimi çok önemli. Mesela bizim en sık gördüğümüz hastalarda bu yaz dönemiyle birlikte herkes bir zayıflama şeyine giriyor, koşusuna giriyor. Zayıflama esnasında da yetersiz beslenme ve yetersiz sıvı alımının neticesinde maalesef bunlar bize gün içerisinde çok ciddi halsizlik, yorgunluk olarak karşımıza geliyor. Daha ağır olmayan yemekler tüketmek lazım. Çünkü bunların metabolizması daha zor oluyor vücutça. İşte etli yağlı yemekler, ağır fast food tarzı şeyler yerine özellikle daha böyle sıvı içeriği olan sebze, meyve ve bol sıvı ağırlıklı şeyler tüketmek lazım. Hocam, hafiften bir giriş yaptığınız için onu da hemen sormak istiyorum. Evet, zayıflamaya çalışan birçok isim var. Bir yandan da işi gereği spor yapmak ya da işte hayatından hiç spor eksik etmeyen insanlar da var. Ki hepimizin yapması gerekiyor. Onun saati, durumu ya da miktarı işte ölçümü nasıl olmalı? Burada da şöyle bir şey var. Aslında bu sıcak çarpmasında en yüksek risk grubu altındaki kişiler, 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üstündeki yaşlı bireyler, özellikle sporla uğraşan, profesyonel sporla uğraşan atletler, sporcular ya da askerler, gün içinde açık havada çok çalışma zorunda olan ya da açık havada çalışan işçiler gibi kişiler risk altında. Sporcular da bu bahsettiğiniz grupta. Bu kişilerin özellikle yani güneş ışığının dik olduğu açılarda biraz bu spor aktivitelerini daha ya sabah erken vakte kaydırıp ya da akşamleyin daha ikindi vaktine kaydırmalarını öneriyoruz. Eğer zorunlu, dediğim gibi, bazı durumlarda illa spor yapma durumları varsa, bu esnada da bazı dengeli sporcu solüsyonları var ya da elektrolitli sıvı içecekleri var. Bunları da sık sık takviye ederek ve ara ara vücut ısısını ölçerek yine spor eylemini devam ettirebilirler. Son olarak hocam, nasıl giyinmek gerekir onu da sormak isterim. Az önce şemsiyeden bahsettik ama bir şapkadan da bahsettik. Biraz da nasıl giyinmemiz gerektiğini de sormak isterim. Burada özellikle şey şu, daha açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Koyu renkli kıyafetler güneş ışınlarından daha fazla ısı tutma ya neden oluyorlar. Daha geniş ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Burada ne kadar hafif, geniş ve bol kıyafet tercih edilirse vücutta terleme ve havalanma ihtimali daha fazla oluyor. Dar kıyafetlerde maalesef bunu göremiyoruz. Vücut gerekli terlemeyi ve havalanmayı sağlayamadığı için daha fazla ısı artışı oluyor. O yüzden de daha hafif, daha geniş, daha açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Bir de özellikle bu yaz döneminde araba içinde seyahat eden kişilerde de bir uyarıda bulunmak isterim. Orada da şöyle, araba içerisinde güneş altında beklediğimizde kapalı mekanda yaklaşık 6 ile 10 derece arasında dışarıya göre daha fazla ısı artışı oluyor. Bu tür durumlarda da arabanın içerisinde bu işte yaşlı hastalar, ek hastalığı olan kişiler, işte tansiyon, kalp hastalığı ya da kanser hastalığı olan kişiler, gebe hastalar ya da çocuk hastaların bu tür kapalı ortamlarda uzun süre beklememelerini öneriyoruz. Ya da arabaya kullanmadan önce özellikle arabanın camlarını açıp havalandırmaları gerektiğini öneriyoruz. Bu da önemli konulardan birisi. Hocam, son olarak yeniden hipertermi hakkında bir genelleme yapmak gerekirse sıcak çarpmasından, hipertermiden nasıl korunmalıyız, nedir? Onu da kısaca almak isterim. Burada önemli olan şey şu, özellikle risk grubu altında olan hastalarımız, bunlar özellikle yaz aylarında meteorolojinin uyardığı saatlerde ya da günlerde mümkün olduğunca serin yerlerde tercih etmeli. Çok sıcak ortamlara çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir de aynı şekilde sıcak ortamlara, işte sauna, hamam gibi yerlere çok girmemelerini öneriyoruz. Ve eğer illa çıkma durumları varsa bol sıvı tüketerek sıvı kayıplarını yerine koymaları gerekmektedir.
Yine şapka tercih edilmeli, güneş kremi tercih edilmeli ve mümkün olduğunca bu açık kıyafetlerle, geniş kıyafetlerle bu tür günleri geçirmek önemlidir. Dün işten çıkarken işte kavşak kenarlarında hani işte yeşillikler olur ya, birçok insanın gölgede serinlemek için orada olduklarını gördüm. Bir de geçtiğimiz haftadan bu yana yani neredeyse 4-5 arkadaşımın aşırı sıcaklarda artık çalışmak istemiyorum diyerek istifa haberlerini çok fazla duyuyorum. Demek ki önümüzdeki günlerde hepimizi çok derinden etkilemeye devam edecek. O yüzden de söyledikleriniz çok çok önemli. Eklemek istedikleriniz varsa hocam onu da almak isteriz. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu dönemi inşallah kazasız, belasız, hastalıksız bir şekilde hepimiz atlatırız. Hocam son olarak yine şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle Avrupa'da, İtalya'da işte aşırı sıcaklıklardan dolayı ölüm haberlerini çok fazla Evet. aldık. Ülkemizde çok fazla yok belki ama son olarak şunu da sormak isterim. Özellikle kalp rahatsızlığı olan ileriki yaşlarda vatandaşlarımız için onlar ilaçlarını tüketirken neye dikkat etmeli? İşte tekrardan doktorlarına sormalı mı bu doz iyi midir değil midir diye? Evet. Ya şimdi şöyle, burada da kalp hastalıkları olan kişiler, özellikle tansiyon, böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, bu tür hastalar hem tansiyon ilaçları kullanıyorlar, hem kalp nabızlarını yavaşlatıcı ilaçlar kullanıyorlar. Bazı tansiyon ilaçlarının içinde de diüretik dediğimiz idrar söktürücü ilaçlar var. Bunlar zaten normalde de vücuttan su kaybına neden olan ilaçlar. Bu tür ilaçları kullanan kişiler özellikle bu kış ay, yaz aylarında sıcak ortamlara daha da dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hem nabız miktarları biraz normalden yüksek seyrediyor ve kalp krizi açısından risk oluşturuyor. Hem zaten kullandığı ilaçlar su kaybına neden olduğu için ekstra su kaybına vücut daha fazla tahammül edemiyor ve kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi şeylere neden olabiliyor. O yüzden bu tür hastaların, özellikle bu risk grubu altındaki hastaların yaz aylarında özellikle daha serin ortamları tercih etmelerini, öğlen vakitlerinde çok dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer böyle bir durum olursa da dediğim gibi tansiyon ve nabız takibini yakın takip etmeli ve olası bir şikayet durumunda hastaneye başvurmaları gerekmektedir.